Hepinize selamlar gençler. Konu pekiştirme testleri vektörler konusundayız. Üçün testimizdeyiz. birini sorumuzdan başlayalım. Şekilde O orijinli 3 boyutlu X, Y ve Z koordina kartezyen koordinat sistemi üzerinde bulunan bir dikdörtgen prizması ve bu prizmanın köşelerine kadar çizilen A, B ve C vektörleri gösterilmiştir. O noktasına göre B vektörün koordinatları eksi 4, 5 ve 3 olduğuna göre A ve C koordinat vektörlerin koordinatları hangisinde doğru verilmiştir? Bize B'yi vermiş. B'yi ne vermiş? E, eksi dört. Yani şurayı sıfır edecek olursak şu vektör bakın. Şurası bizim için eksi dörtmüş. Yani demek ki burasının uzunluğu dört birim. Başka? Bunlar şuradır. X, Y, Z değil mi? Y koordinatında beş vermiş. ha Demek ki burasının yüksekliği beştir. Başka? Z'yi de bize üç vermiş. Gençler şimdi yani bu B'nin şöyle üç tane koordinatı vardır. Şurası X şurası Z Pardon, burası y, burası da z vektörüdür. Bu z de bize 3 vermiş gençler. Yani bu tarafı artı kabul etmiş o zaman. Evet, sol tarafı da eksi kabul etmiş. Burası da artı x, burası da artı y şeklinde olmuş. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi a'ya bakalım. A'nın x z koordinatlarındaki değeri kaçtır? A'nın şöyle birleşeni vardır. Burası x'i verir bize. Burası nedir gençler? Eksi 4'tür. Burası. Eksi 4. Peki e, y de gençler? düşeyde y koordinatında herhangi bir vektörü var mı? Yok. O yüzden y koordinatı sıfırdır. Peki z koordinatı nasıldır? Z'de nasıl? Z'de ise şu yönde. Bu yön nasıldır gençler? Siz eğer sayfa düzleminin içi doğru olan vektörü artı kabul ederseniz burası şu yeşil vektör. Burası çizdiğim şu vektör. Burasının eksi 3 olması lazım. A'nın ki eksi 4 0 3. Yani bu olabilir. Bu olabilir. Evet. Diğeri olamıyor. C'ye bakalım şimdi. C'de de kırmızı ile yapalım. C vektörü nasıl? C vektörün bir yataylı şöyle bir vektörü var. Burası kaçtır? 4. Değil mi? 4. Şimdi hmm. Y vektörü düşeyde herhangi bir Y e, vektörüne herhangi bir bileşen olmadığı için burası sıfırdır. Peki Z nasıldır? Z de şudur gençler. Şimdi bu vektör nasıl? İçi doğru. içi doğru olan eksi 3 demiş. Eksi demiş. Ve biz burayı 3 bulmuştuk. O zaman eksi 3 olması lazım. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olur gençler. İkinci sorumuza baktık. Aynı düzlemde büyükleri eşit ve f olan vektörler şekilde verilmiştir. Şekil 1'deki vektörlerin aralarındaki açılar eşit ve 72 derecedir. Şekil 2'de gösterilen iki F vektörünün arasındaki açı 60 derece olarak verilmiştir. Vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü şekil 1'de R1, şekil 2'de R2 olduğuna göre bunların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler, vektörler konusunda şöyle bir olay var. Eğer kuvvetler eşit olup arasındaki açı da eşit olursa toplamı sıfır olur. Nasıl yani? Mesela 4 vektör verdik. Eğer açılar eşit olup bunlar da eğer eşit olsaydı şöyle e bunların toplamı sıfır yapardı. Zıt yönlü kuvvetleri götürecek. 3 tane olursa ne oluyor? Az önceki testte söyledik onu. İkinci ve üçüncü testteydi. Burada ne yapar? Bunların toplamı yine sıfırdır. Niye? Bakın kuvvetler eşit olup arasında kaç eşit olduğu için sıfırdır. ya yani burada yine 5 tane vektör var ve aralarında kaç her birini 72 derece. O zaman bunun toplamının sıfır olması lazım. Burası sıfırdır. R2 nedir? Şimdi aynı olay bakın. Yan taraftaki gibi sıfır olması için ne gerekiyor bana? Eğer şöyle bir vektör olsaydı o zaman toplamı sıfır olurdu. Şimdi siz matematiksel ifadelerde nasıl ki eşitliğin sağ tarafına mesela bir eşitlik var. 3 eşittir 3 diyelim. Yani artı 5 eksi 5 ekleyebiliyorsun değil mi? Artılısını ve ekleyebilirsin. Onun gibi eğer siz burada f ekliyorsan buna zıt yönde bir f eklerseniz o zaman eşitliği yani ve şeyi bu vektörleri değiştirmemiş olursun bileşkesini. Evet o zaman ne oldu bakın şu f'lerin her birinden birer zaten f gitti. Bunların toplamı sıfır oldu. Geri ne kaldı? Bakın şuradaki f'i hiç kullanmadık. O zaman demek ki r2'nin büyüklüğü burada f'e eşit olacaktır. Cevabımız değişiklidir. Üçüncü soru. Aynı düzende bulunan 5 vektör şekilde verilmiştir. Bu vektörlerde k vektörün büyüklüğü 1 bir birim ve l vektörün büyüklüğü 3 birimdir. Buna göre şekilde 5 vektörün bileşkesinin büyüklüğü kaç birim yapar? Şimdi Bakalım burada şeye. K'ya bakalım. K şöyle vermişler. Bakın oka bakın. Buna kendisi 1 demiş. Şimdi o zaman aslında hepsinden bir tane 1 geliyor mu? Yani e, şu sarı vektöründe bir tane 1 vardır. Ondan sonra mor vektöründe bir tane 1 vardır. Şu mavi vektöründe yine yukarı doğru 1 vardır. Peki e, başka neleri var bunların? Başka sarı vektörün düşeyde bakın sarı vektör şu kesik bak nokta koydum. Bu kesik çizginin düşey bileşeni şurasıdır. Burasının büyüklüğü kaç edek geliyor? 1 edek geliyor. Ee, bu mor vektörü 2 edek geliyor. Yukarıdaki en büyük mavi vektörün ki 12'de de şurasının büyüklüğü 3 olduğu için 3 edek geliyor. Bunlar var. Bu arada başka ne var? K vektörü var sola doğru, bir birim. Başka ne var? Bakın bir de L vektörü var. L vektörü de toplam 3 birim. Evet şu ana bakın. Hepsini şöyle tek tek yazmış oldum. Bunlar toplayalım. Şimdi karnı şu vektörüyle, şu vektörü birini götürdü. O zaman yatayda ne kaldı? Bir, bir de yatayda iki kaldı. Düşede ne var? Üç, üç de altı, üç de buradan dokuz mu var? Evet. O zaman bunların birleşkesi ne yapar? 81 artı 4 değil mi? Bu bize birleşkeyi verecekse burada ne yapar? Kök 85 yapar dersiniz. Cevabımız değişik. Dördüncü sorumuz. Aynı üzerinde bulunan düzleme paralel F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde K cisminin sabit hıza gittiğini görüyoruz. Bunu bir söylemiş bize. Gençler bir cisim sabitse gidiyorsa ne anlayacaktık orada? Bir cisim sabitse gidiyorsa sabit hız e, dengede veya durgun. Bu üçünden birini görüyorsanız F net sıfırdır. F net nasıl sıfır olur? zıt yönlü kuvvetleri birbirine eşitleyerek sıfır olur. Değil mi? Bu bilgi çok önemli bizim için. Soruyu bu bilgi sayesinde çözüyoruz. Devam edelim soruya. Bölmeler eşit halkı ve yatay düzenin üstünden göründüğü bir şekilde gibi olduğuna göre cisim için hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım. F1 kuv kuvveti zaten burada vardı. Ucuna geliyorum. Mavi vektör ekliyorum. F3'ü girdim. Ucuna geldim. Kırmızı vektör ekliyorum. Şimdi dedik ya burada F'nin sıfır olması lazım. F'den 0 olması için burada üçüncü bir vektör gerekiyor. O vektör de şöyle bir vektördür. Demek ki sola doğru bir birimlik vektör bizim için sürtünme kuvveti olması lazım ki toplamını sıfır yapabilsin. Yani o zaman bunun büyüklüğüne bir F diyebiliriz. Bir birim olduğu için bir F diyelim oraya. Şimdi e, bakalım burada. Artı Y yönünde hareket etmektedir cisim. Cisim artı Y yönünde pardon artı X yönünde hareket etmektedir. Bunu nereden anlayacaksınız gençler? Çok güzel bak bu soru. Eğer sürtünme kuvveti sola doğruysa yani sürtünme kuvveti şu anda eksi x, -x yönündeyse demek ki cisim artı x yönünde hareket eder. O yüzden bu cümlemiz doğrudur. Evet ikinci cümleyi de söyledik. Eksi x, -x yönünde bir sürtünme kuvveti vardır. Hareket ederken F2 ve F3 kuvvetleri birlikte kaldırılırsa artı x yönünde uzanır. F2 ve F3 olmasaydı ne olurdu? E, sadece F1 olurdu. Ve cismin de hareket yönü bu yönde olduğunu söyledik. O zaman bir cisme hareket yönünde kuvveti kullanırsa o cisim ne yapar? Hızlanır. O yüzden bu cümlemiz de doğrudur. Cevabımız en şık olur gençler. Eşiniz oradan devam edelim. Yüksekliği h, yarı çapı r olan silindir üzerindeki k, l ve m vektörler şekilde verilmiştir. h eşittir 2 r olduğuna göre hangileri doğrudur? k ile m'nin toplamı vektörün büyüklüğü r kök 5'tir. Şimdi k ile m'yi toplayalım bakalım. Bakın. K ile m'yi topluyor olsaydınız hatta şöyle yapalım. Hepsini siyah yapalım buradan. Siyah tercih edelim. Farklı renk olsun. K ile m'nin toplamı şöyle bir vektör değil midir gençler? K artı m vektörü. Evet bu vektör ne kadardı? Şimdi baktığımız zaman l şey işte m. M 2 r eşit. E burası da r eşit. 2R ile R'nin bileşkesi ne yapar? Arada kaçtı Tabii şurası 90 derece bakın. 2R, R buradan kök 5 yapar. O zaman bu cümlemiz doğrudur. K artı L. Şimdi K ile L'yi toplayalım. Şurayı silelim. K artı L. Bakın. K ile L'yi toplarsak o da şöyle vektör değil midir? K artı L vektörü. Bu nasıl vektördür? Şimdi şu vektörü baktığımız zaman şurası 2R'ye kadar. Yatay ne kadar? E, Yarı çap kadar yani R kadar. O zaman bunun toplamı ne yapar? Burası da R kök 5 yapması lazımdı. Ama 2R diyor o yüzden yanlıştır. Geldik 3. önerme. K, L, M vektörün toplamı R'dir. Şimdi siz K, L, M'yi toplarsanız K, L, M bakın. M, K, L Bunları toplayın desem siz şöyle bir vektör çizmez misiniz? Bu vektörün büyüklüğü de yarı çap kadardır. O zaman bu cümlemiz de doğrudur. Cevabımız burada 1 ve 3 olur gençler. Artı sürtünmelerin ihmal edildiği yatay zemin üzerine ön kısmı X noktasına durmakta olan sandığa bağlanmış KLM halatlarının üstten görünüm şekilde verilmiştir. A noktasında bulunan bir kişi K halatını, B noktasından bir kişi ise L artını kendine doğru yatay ve sabit F büyüklüğüne kuvvet ile çekip sandığın hareketmesini sağlamaktadır. Yani ilk başlarda burada ne yapıyorlar? Bir F kuvvetiyle çekiyorlar gençler. Sandık Z noktasındayken üçüncü bir kişi Z noktasını Z noktasını göremedim. Ha, şurada tamam. Üçüncü bir kişi F büyüklüğünde kuvvet ile çekmeye başlamaktadır. Evet. Burada şimdi F kuvvetiyle çekiyorlar. Burada diyor ki işte Z noktasına geldiği zaman üçüncü bir kişi de M halatını kendine doğru F büyüklüğünde kuvvet çekmeye başlamaktadır. Yani demek ki başlangıçta çeken birisi yok. Ee, şimdi o zaman siz burada Başlangıçta tam x noktasındayken yani sandık bu konumdayken f f kuvvetiyle çekerseniz arasında kaçı da 60 derece olduğuna göre ne olmaz Başlangıçta x noktasındayken iskeletin birleşik kuvvetin f kökü 3 şeklinde olması gerekir. Peki y noktasına gelince ne olur? Y noktasına geldiği zaman f f oldu. Aradaki açı 45 derece olduğuna göre görün olmazsa masasının birleşkesinin f kök 2 olması lazım. Şimdi iyi dinleyin. Z noktasına geldiği zaman birisi çekmeye başlamaktadır. Yani şöyle yapalım. Z noktasına geldiği zaman F oldu. F oldu. Arada kaç kaç derece? 120 derece oldu. Ve zıt yönde bir F var. Gençler F ile F'in birleşkesi 120 derece F yapar. Bir de geri doğru F var. O zaman bu ikisinin toplamı ne yapar? İkisinin toplamı 0 olur. O zaman bu cümlemiz doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur gençler. Yedinci soru. İki kuvvetin birleşkesini bulmak için paralel kenar metodu kullanmak isteyen bir öğrenci özdeş noktasal cisimlere yön cisimlere yönteme uygun olarak şekiller, şekiller şekillerdeki gibi F1, F2, F3 kuvvetlerinin arasındaki açı alfa, beta olacak şekilde uygulamaktadır. Buna göre ne diyor? Şekil 1, şekil 2, 8, 3'teki kuvvetlerin birleşkesinin büyüklüğü sırasıyla R1, R2, R3 olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bir bilgi vermiş bize bizim için çok önemli. Alfa, beta, teta, teta en küçük. Şimdi gençler eğer şu ihtimali konuşalım bakalım. İkinci ihtimali konuşalım. Eğer kuvvetlerin hepsi eşit olsaydı ne olurdu? Biz biliyoruz ki kuvvetler arasındaki alfa diyelim alfa azaldıkça bileşkesi artmaktadır. Eğer e, kuvvetlerin hepsi eşit olsaydı en büyük hangisi olurdu? Açının en küçük olduğu teta. Yani R3'ün bu durumda en büyük olması lazımdı. Sonra R2, sonra R1 yapardık. Yani açıyla ters orantılı bakın. O zaman ne olacak? Demek ki birinci, yani ikinci cümlemiz doğru mu? Doğru. Üçüncü cümlemizle konuşalım. Şimdi bakın kuvvetler eşit olsa bile en büyük R3'te mi oluyor? Siz bir de F3 ile F2'yi yani şu iki vektörü en büyük seçerseniz ne olur? Daha da büyütmüş olursunuz. Yani o zaman... Yine aynı sıralama olurdu. Yine aynı sıralama olurdu. R3'ün en büyük olması lazım da o yüzden 3. cümlemiz yanlıştır. Peki diyelim ki size bu e, kuvvetlerin eşit olmadığını söyledi ama şu bilgiyi verdi. Hepsinin büyüklüğü birbirine eşittir dedi. O zaman ne anlarsınız? Gençler, kuvvetlerin hepsinin büyüklüğü eşitse şöyle düşünürsünüz. Şimdi ikinci cümleyi ikinci önlerimi tekrar düşünelim. Kuvvetler eşit olsaydı en büyük R mi olacaktı? R3 en büyük olamadığına göre demek ki buradaki kuvvetler küçük. Yani F2 ile F3 küçükmüş. Başka bir ifadeyle normalde R1'in burada en küçük olması lazımdı. Ama eşit mi oldu? Demek ki buradaki bir şey büyük. Yani şöyle yaparsınız. R1 ile R2 normalde küçük olması lazımken ikisinde de ortak bir şey varmış ki bu vektörleri bileşkesini büyütmüş. Kim ortak ikisine de F1. F1 en büyüktür dersiniz. Ee, yine tersen düşünüyoruz. Normalde R2'ler yani R3'ün en büyük olması lazım. Sonra R2'nin gelmesi lazım ama eşit olduğunu bize söylüyorsa demek ki ikisine de ortak bir şey varmış ki bu ortalamayı azaltmış gençler. Aşağı çekmiş değeri. Kim ikisine de ortak? F3. F3'ün de en küçük olması lazım. F2 de bu durumda ortada olur. O zaman birinci cümlemiz doğru mu? Evet. Birinci cümlemiz doğrudur. O zaman cevabımız 1 ve 2 olur. Hangisine bakalım? Evet. C şıkkında cevabımız C. Son sorumuza geldik. 8. soru. Eşit bölmeli düzlemde birbirine dik olmayan iki boyutlu K, L ve M, koordinat sistemlerinde X vektörün başlangıç noktası eksenlerin orijinine gelecek şekilde şekil 1 ve şekil 2 gibi yerleştirilmiştir. X vektörünün K, L, M, N eksenlerindeki bileşenler sıyla, sırasıyla işte olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük büyük ilişkisi nedir diye soruyor. Şimdi X ayında tabi buradaki bileşenler farklı. Şimdi e, burada bakın nasıl yaparsın bu tip soruları? L üzerinde siz L üzerinde bilmiyoruz büyüklüğünü ama şu doğrultu üzerinde bir yere K gibi bir yatay doğrultu eklemeniz lazım ki X'i bulasınız. Görebildik mi gençler? Ne eklerseniz olur. Bakın tam şuraya eklerseniz değil mi? Yatay bir vektör. Buraya eklerseniz siz ikisi bulursunuz. Hocam şurası olamaz mı? Olamaz. O zaman şöyle vektör eklemen lazımdı. O yüzden e, burada ne eklemek gerekiyormuş? Burada gençler şu L vektörü olursa. X, Şu da XK vektörü olursa o zaman siz x'i çizebiliyorsunuz. O zaman L ile K'dan kim daha büyük? K, 3 birim. Peki L kaç birim? Bakın 3 ile 2'nin birleşkesi. Yani o zaman x L büyüktür. X K dersiniz. L'nin K'dan daha büyük olması lazım. Başka ne öğreniyoruz? Bakın şimdi büyüklük aynı ama buradaki M ile N biraz daha birbirlerine yakın. Ha, demek ki bunların çok büyük olmasına gerek yok. Küçük bir vektör olması lazım. Hatta hani bunu da kapatarsak şöyle yapacak olursak tam denk gelmiyor ama yani şu doğrultular üzerinde bir yerde şöyle bir vektör eklemeniz lazım değil mi? Yani gördüğünüz gibi bu vektörler küçük. Yani xk ile xl'nin diğerlerine büyük olması lazım. Yani l ile k büyük olacak. Bir a'da büyük. B'de büyük. Evet büyük. Burada eşit vermişler. Burada eşit vermişler. L ile K eşit olacak da acaba M ile N'den kim daha büyük olacak veya eşit mi? Şimdi baktığımız zaman bileşke vektör nasıldı gençler? Bileşke vektör hangi vektör daha yakınsa ona o daha büyük demektir. Yani mesela burada x, y vektörler diyelim. Burada eğer bileşkesi y'ye daha yakınsa o zaman y, x'ten daha büyük demektir. O zaman burada baktığımız zaman gençler görebildiniz mi? Burada e, bileşke vektör kime daha yakın? Yani şuradaki açı mı daha küçük? Şuradaki açı mı daha küçük? Evet. Soldaki açı daha küçük. O zaman ne olması lazım? x, n'nin x, m'den daha büyük olması lazım. Hmm. O zaman baktığımız zaman cevap hangisinde? n, m'den büyük olacak. Evet. Cevabımız B şıkkında gençler. Evet bu testi bitirdik. Son bir testimiz kaldı. Dördüncü testte görüşmek üzere gençler. Sizlere kolay gelsin.